İyi günler değerli öğrenciler. Sınıf yönetiminde bugünkü konumuz ders öncesi hazırlıklar olarak önümüze çıkmaktadır. Ders dönemi öncesinde hazırlıklar olarak öğretmen neler yapmalıdır diye sorduğumuzda şüphesiz bazı önemli hususların var olduğunu belirtmek lazım. Yani bütün insanoğlu gibi yani bütün işlerde insanoğlu öncelikle var olduğu ortamları, mekanları, çevreleri, amaçları doğrultusunda organize etmek lazım. Neden organize etmesi lazım? Çünkü bu mekanlarda yaşam geçiyor ve işlerini daha etkili, daha verimli yapabilmeleri için o ortamın düzenlenmiş olması gerekir. O ortamı iyi düzenlendiğinde de öğretmen o ortamda neyi, nerede, nasıl yapacağını konusunda daha kendini hazır hisseder ve bu hazır bulunuşlukta şüphesiz güven düzeyini pozitif yönde etkiler. Dolayısıyla okul ve onun alt birimi olan sınıf üzerinde de mutlaka bu düzenin, organizasyonun etkin bir biçimde hem okul düzeyinde hem de sınıf düzeyinde dönem öncesi yapılması gerekmektedir. Şüphesiz yapılacak uygulamaların başarı düzeyisi artırabilmek için eğitsel etkinliklerin hem de mekanların, fiziksel ortamlarının etkin bir biçimde yönlendirilmesi, düzenlenmesi, örgütsel iklimi de olumlu yönde etkileyen değişkenler arasında yer almaktadır. Sınıf ortamının çeşitli özellikleri mevcuttur. Bu özellikler özellikle öğrencinin geldiği köklerin kültürlerinin, değerlerinin hepsini öğrencilere ne yapar alırlar? Sınıfa getirirler ve sınıf ortamındaki bütün şeyleriyle bu süreçleri etkiler bu özellikleri. Şüphesiz bu bağlamda baktığımızda sınıfsal mekanların ve fiziksel ortamların insanların hem sağlıklarını hem duygularını hem performanslarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceğini görüyoruz. Öyleyse eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bu sınıf ortamlarının da etkili bir biçimde arttırılması, organize edilmesi eğitim kalitesini de arttırmakta etkili olacaktır. Bu yüzden eğitim ortamlarında yerleşim düzeninden öğrenci sayısına, renk uyumuna, uygun ısı, ışık ve benzeri temizlik düzeyine kadar birçok noktayı iyi organize edilmesi gerekmektedir. Okul nedir diye baktığımızda okul birey davranışla değiştirmek amacıyla kurulmuş özel bir ortam olarak önümüze çıkmaktadır. Toplumun çeşitli istemleri bulunmaktadır. Bunlar şüphesiz bu ortamlarda arındırılmıştır. Yani negatif durumlardan okul arındırılmış bir ortamdır. Ve profesyonel meslek öğretiminin de bazı noktalarda ve davranış kazandırmanın da önemli mekanlarından ayrıca iyi etkili bir öğrenmenin de gerçekleştirildiği etkili mekanlardan birisi olarak önümüze çıkmaktadır ve okulda öğrenciler, veliler ve çevrede yaşayanların için bu mekanlar etkili bir yerler haline gelmek zorundadır. Şüphesiz okul binalarının donanımı, kullanımı, sağlık koşullarına uygun organize edilmesi, hem öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olması, hem de gereksinimini karşılama, temiz ve bakımlı olması gibi birçok özelliklerinin amaca uygun organize edilmesi gerekmektedir. Şüphesiz bunlar amaca uygun organize edilirse öğrencilerin çevrenin olumsuz etkilerinden arındırılması ve doğru değer ve davranışlarla geliştirilerek etkin bir eğitsel ortamların yaratılması açısından da önemlidir ki bunun için fiziksel ortamlar olan sınıf, okul bahçesi, spor alanları, kütüphaneler, atölyeler, bilgisayar ve fen laboratuvarlarının mutlaka iyi organize edilmesi ve sadece ders esnalarında değil, ayrıca ders dışı zamanlarda hatta hafta sonları da öğrencilerin kullanımına açık olacak şekilde organize edilmesi gerekmektedir. Şüphesiz sınıf ortamının ustaca düzenlenmiş bir çevre olması gerektiği özellikle etkin bir davranış değiştirme için olmazsa olmaz koşullardan birisi olarak önümüze çıkmaktadır. Şüphesiz okul sınıf ortamlarında da yine öğrencilerin bunları yapabilmemiz için iyi bir oturma düzeninin sağlanmış olması gerekmektedir. Oturma düzeninde baktığımızda özellikle cinsiyet, boy, görme, işitme, ilgi süresi, temizlik, ekonomik ve sosyal durum gibi birçok özellikler olacaktır. Şüphesiz bunları dikkate almalı mıyız diyorsanız, bazen bunları dikkate almak gerekebilir çünkü sınıfın ve okulun ve çevresinin kültürel özellikleri mevcuttur. Ancak
şüphesiz bunlara dikkate alacağız diye de öğrencilere ayrımcılığı ve benzeri negatif şeyleri de kazandırmamaya da dikkat etmek zorundayız. Şüphesiz bu bağlamda masa düzenlemesini de yine sınıfın öğrenci kalabalıklığına göre efendim organize etmeliyiz ve ama asla sabit masalar yerine daha çok pardon öğretmenin herkesi görebileceği ve rahat yönetebileceği bir masa düzenlemesine gitmeliyiz. Ancak şüphesiz sınıfların kalabalıklık düzeyi de burada sınıf organizasyonunda önemlidir. Örneğin kalabalık sınıflar olarak bugün baktığımızda zorunlu temel eğitim kanununa göre öğretme hedeflenen 1997 yılında çıkarılan bu kanuna göre hedeflenen sayı 30 rakamıdır. 30 ve üstü kalabalık sınıflar olarak tanımlanmaktadır ve milli eğitimde bütün sınıfların 30'un altına indirilmesi hedeflenmektedir. İşte bu düzende eğer sınıfın kalabalık yani öğrenci sayısının da burada düzenlemede önemli rol oynamaktadır. Öğrenci sayısı ile başarı arasında ilişki olduğu belirtilmekte ve bu bağlamda baktığımızda öğrenci sayısının az olduğu sınıflarda başarının ve öğrenmenin öğrenci sayısı çok olan sınıflara göre daha yüksek olduğu öne sürülmektedir yapılan araştırma sonuçlarına göre. Özellikle akademik öğrenmeye dayalı matematik gibi dersler için bu özellikle daha da önem arz etmektedir. Az önce de belirttiğimiz gibi özellikle kalabalık öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğuna göre ortalama literatüre baktığımızda 16 ile 29 arası da ortak büyüklükteki sınıflar olarak tanımlanmaktadır. 16'nın altı 15 ve 6 da küçük sınıflar olarak tanımlanmaktadır. Bugün ideal sınıf sayısı nedir diye baktığımızda literatürde yaygın olarak ilköğretim okulları için 20-24 rakamını rastlamaktayız öğrenci sayısı bakımından. Ancak baktığımızda bu daha örneğin dil öğretiminde bu sayı 12-16 olarak örneğin baktığımızda özel eğitimde bu sayı 4 olarak önümüze çıkıyor. En fazla özel öğretimde 8 olarak özel eğitimde 8 sayısını rastlıyoruz. Hatta gerekiyorsa birebir çalışmayı da önermektedir. Yani ideal bir öğrenci sayısı kavramı tam olarak bulunduğu söylenemez. Ama bu bir literatürde bu tür rakamlara rastlanılmaktadır. İkinci önemli nokta renklerdir. İnsanın renkler konusunda çeşitli düşünceleri vardır ve büyük etkileri olmaktadır rengi. İşte baktığımızda sınıf için nasıl olmalıdır rengi diye sorduğumuzda özellikle liseye kadar sıcak renklerden örneğin sarı, pembe, şeftali rengi lise ve sonrasında biraz daha mat renklerden sınıfın oluşması önerilmektedir. İşte mavi gibi, yeşil gibi maviyi özellikle dinlendirici, rahatlatıcı olduğu öne sürülmektedir. Ama yetişkin eğitimde yaygın rastladığımız kum taşı ve sarı olarak özellikle bizim üniversitelerimizde bunlara rastlamaktayız. Baktığımızda ilk öğretimde örneğin yine özellikle çok leke yapıldığı için duvarların alt kısımlarını efendim koyu renkler olduğu görülmektedir. Bu da biraz eğitimde öğrencilerin psikolojisini çok olumlu etkilediğini söylemek mümkün değildir. Okul öncesi eğitiminde özellikle baktığımızda ise sınıflara mutlaka öğrencilerin ve ayrıca ilköğretim birinci sınıf için de bu geçerli. Öğrencilerin orada bulunmalarından zevk alacağı renkleri organize etmemiz gerekmektedir. Bu da nedir işte mavi gibi pembe gibi renkler ayrıca o renklerin üzerinde çeşitli tavşandır, çeşitli çizgi film kahramanları ve benzeri renk figürlerin de olduğu canlı cıvıl cıvıl sınıf renklerinden oluşması gerekmektedir değerli öğrenciler. Şüphesiz bazı renklerde hatalı renk seçimi yapmamamız lazım. Örneğin ne tür renkler? Sınıflar asla kara renkte olamazlar. Yani siyah renkte olamaz. Siyah neden olamazlar diyeceksiniz. Çünkü siyah insanın psikolojisini olumsuz yönde, negatif yönde etkiler. Ayrıca yine sınıflarla ilgili renk olarak baktığımızda önerilmeyen bir renk kırmızıdır. Kırmızı neden önerilmez? Kırmızı da saldırganlık duygusunu ön plana çıkardığı için sınıf ortamlarının düzenlenmesinde kırmızı rengi de
pek önermekte eğitim bilimciler, değerli öğrenciler. Ayrıca bir başka önemli konu ışık konusu. Görmeyi kolaylaştırmanın dışında ışığın ve hayvanlar, insanlar ve hayvanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkileri olduğu şüphesiz aşikardır. Örneğin bu konuda yapılan araştırmalarda mor ve ötesi ışığa maruz bırakılan öğrencilerde çalışma yeteneği düzeyinde artış, yorgunluğa karşı direnmede artış, akademik performansta ve net görme dengesinde gelişmeler olduğu tespit edilmiştir. Sınıfta görme ve okumanın rahat yapılmasını sağlayacak bir aydınlanma, yani ışık düzeyinin olması lazım. Bunun için de en ideali nedir diye baktığımızda şüphesiz gün ışığıdır. Yani camların ve sınıfın ve binanın yapılış düzeyinin gün ışığının geliş açısına göre organize edilmesi gerekir. Ve bütün sınıfların gün ışığından en üst düzeyde yararlanacağı bir ortam yaratılmalıdır aydınlatma için. Ama buna rağmen yine de ışık kullanılacaksa literatüre baktığımızda şüphesiz floresan beyaz ışık ve yandan yansıtmalı ışık gelmesi tavsiye edilir. Ama bizim okullarımıza baktığımızda ışıkların dikey geldiği görülmektedir. Bu dikey ışıklarda sıralarımız hafif eğimli olduğu için vurduğunda ışık kırılmakta ve kırılan ışıklar 45 derece açıyla öğrencilerin gözlerine gelmekte. Ve bu da birçok öğrencimizde göz probleminin oluşmasına yol açan etmenlerden biri olarak önümüze çıkmaktadır değerli öğrenciler. Şüphesiz bu sınıftaki dönem öncesi yapılması gereken organizasyonlardaki önemli değişkenlerden bir tanesi de sınıfın ısısını ayarlamaktır. Baktığımızda ısı sistemi de öğrenci performansını ve davranışını etkilemektedir. Isının gereğinden fazla veya az olması yine öğrencileri olumsuz etkiler. Sınıfta ısının yüksek olması öğrencide uyuşukluğa ve uykuya düşmesi de öğrencinin dikkatinin dağılmasına neden olmaktadır. Üşüdüğü için de öğrenci şüphesiz yine derse odaklanamaktır. Literatürde ısı ile ilgili ideal ısı nedir diye baktığımızda yaygın tanımlama oda sıcaklığıdır. Peki oda sıcaklığı kaç derecedir diye baktığımızda 20 derece olarak önümüze çıkmaktadır. Ancak bazı literatürde bunu 20-23 derece arası diye tanımlayanlara da rastlanılmaktadır. Peki bu neye göre değişmelidir diye baktığımızda evet bir sınıftaki ısının düzeyi öğrenci sayısına göre de değişmelidir. Daha kalabalık sınıflarda belki sıcaklık 17 dereceye kadar düşürülebilirken küçük sınıflarda bu 23-24 dereceye kadar çıkarılabilir. Yani 23 derece olan bir ısı öğrencinin ısısıyla 25'e kadar çıkar ama çok kalabalık sınıflarda 23 derece tutarsak bu ısı belki 30 dereceye kadar çıkabilir. Bu da bir süre sonra öğrencilerin dersten kopmalarına ve olumsuz etkilenmelerine yol açabilir. Ama ısıyı 17 derecenin altına da çektiğimizde yine üşüme olacaktır ve üşüme de yine derse dikkati azaltır. Evet şüphesiz sınıf içi değişkenlerden önemli bir değişken de bu dönem öncesiyle ilgili temizlik olayıdır. Temizlik de yine etkilidir çünkü sınıfta yerlerin, duvarların, pencerelerin, sıra ve masaların, eşyaların her şeyin temiz olması gerekir. Temizlik öğrencinin sağlığı için, etkin kullanabilmesi için ve rahatlığı için olmazsa olmaz koşullardan bir tanesidir. Şüphesiz bu temiz sınıf temizde ise öğrenci de temizlik alışkanlığını unutmayalım orada gördüğü için kendisi de edinir ve gittiğinde evindeki eşyalarını da temiz tutması gerektiğinin farkında olur. Bu da bireyselleşmenin gelişmesi açısından önemli bir unsur olarak önümüze çıkmaktadır değerli öğrenciler. Evet, temizlikle ilgili olaraktan özellikle öğretmenlerin sorumluluğu sabah okula gittiğimizde mutlaka öğretmenler sınıfın temizliğini kontrol etmeli. Eğer sınıf temiz değilse, akşamdan paspaslanmamışsa öğretmen mutlaka ilgili görevliyi çağırıp temizliğini yapmasını sağlamalıdır. Yani temiz olmayan bir sınıfta eğitim öğretime başlamamalıdır. İkili öğretimin olduğu okullarda eğer öğleciyseniz mutlaka sabahçılar çıktıktan sonra ortam kirliyse mutlaka bir ilgili görevliye o sınıfı temizlettikten sonra sınıfınıza öğrencilerinizi almalısınız değerli öğrenciler. Bu neden önemlidir? Unutmayalım ki sınıfta kirli bir ortamı alırsak mikroplar o öğrenciden o öğrenciye taşınacaktır. Bu da sınıfta değerli öğrenciler
mutlaka birçok hastalığın olmasına ve öğrencilerin devamsızlık yapmasına yol açacaktır. Ayrıca mümkünse eğer sabah geldiğimizde veya öğlen mutlaka camları açıp sınıfları havalandırmayı da unutmamalıyız. Ayrıca bir başka önemli unsur burada gürültü olarak çıkmaktadır. Gürültü de yine insan psikolojisini, motivasyonunu ve konsantrasyonunu olumsuz yönde etkilediği aşikardır. Gürültüyü yok etmek ve engellemek zorundadır. Bunun için mutlaka ve mutlaka öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinin birlikte organize edilmesi gerekmektedir. Bir öğrenci grubunun diğerini rahatsız etmemesine önem göstermeliyiz ki bu da yine etkililik ve verimlilik açısından önemlidir. Şüphesiz gürültünün etkili olmaması için değerli öğrenciler okulların etrafındaki yolların kapatıldığı görülebilir. Ya da okulların yollardan uzak yerlere, ayrıca yine okulların etrafında gürültü yaratacak mekanların kurulmasına izin verilmemesine de yol açtığı görülmektedir. Ki bu da eğitim öğretimin kalitesi ve etkililiği açısından önemli bir unsurdur. Yine bir başka önemli nokta görünüm, estetikliği. Evet, burada da baktığımızda sınıfların görünümü, sınıf içi düzenlemelerin yapılması, panoların organizasyonu özenle seçilmeli, organize edilmelidir. Çünkü dağınık ve mekanları gören öğrenciler yarın kendi yaşam alanlarında da dağınık ve düzensiz olurlar ve mutsuz olurlar. Bu yüzden sınıfın iç dizaynının organında da mutlaka öğretmenlerin görünümü iyi organize etmeleri, estetiğe önem vermeleri gerekmektedir. Şüphesiz bugün çağdaş bir eğitim ortamının yaratılması için bu temel unsurlara mutlaka asgari düzeyde çözümleri üretmek zorundayız. Sınıf sadece dört duvar ve bir kara tahta değildir. Unutmayalım, sınıf öğrencinin zevk aldığı, orada bir şeyler öğrenmekten haz duyduğu ortamlar haline getirmek zorundadır. Eğitim sistemleri bu bağlamda hızlı ilerlemektedir. Bu nedenden dolayı baktığımızda belki bizlerin, sizlerin okuduğu dönemde şu gördüğünüz kara tahtadan bugün akıllı tahta sistemlerine doğru geçtiğimizi de görmekteyiz değerli öğrenciler. Akıllı sınıf uygulamaları günümüzün çağdaş sisteminin sınıfa ve öğrenciye getirilmesidir ve öğrencinin tüm duyu organlarına hitap edecek şekilde eğitim öğretim sürecinin organize edilmesidir. Şüphesiz burada özellikle bilişim teknolojilerinin ve internet teknolojilerinin gelişiminin de önemli payı bulunmaktadır. İşte sınıfın organizasyonunda gördüğünüz gibi çağdaş bir sınıf ortamında, bilgisayarlı bir sınıf ortamından bahsedebiliriz. Ferah, iyi aydınlatılmış, nezih bir ortam. Ama bunun yanı sıra farklı sınıf ortamlarında da bahsedebiliriz. Bugün örneğin sınıflar ortamlarında öğrenci sayısına dayalı olaraktan baktığımızda, bunun yanı sıra örneğin normal bildiğimiz sıra düzeni olabilir. Ki sıra düzeninin negatif yönü öğrencilerin birbiriyle iletişim kurmasını engelleyici olmasıdır. Ama pozitif yönü nedir? Kalabalık sınıflar için yapacak başka alternatif yok. Çünkü o kadar öğrenciyi ancak öyle sınıfa yerleştirebiliriz. Bunun yanı sıra bugün gittikçe birebir oturan, yani bireyselleştirilmiş sınıf düzenleri, ayrıca özellikle dil öğretiminin olduğu sınıflar için U ve Hilal düzenleri, ayrıca yine küçük sınıflar için V düzeni gibi değerli arkadaşlar birçok farklı sınıf oturma düzenlerinin de olduğunu görebilmekteyiz değerli öğrenciler. Şüphesiz bu sıraların yerleştirme düzenleri eğitim öğretimin etkinliği ve kalitesi açısından da önemlidir. Bunun yanı sıra baktığımızda eğitim öğretimin kalitesi ve etkinliği açısından bir başka önemli unsur da dönem öncesi sadece fiziksel ortamın düzenlenmesi değil, aynı zamanda öğretmenlerin dönemin plan ve program hazırlıklarının da etkili bir biçimde yapılmasını sağlaması gerekmektedir. Öğretmen her öğretim dönemi öncesinde o süre içinde yapması gereken işleri mutlaka planlamak zorundadır. Bunlar okul yönetimince yapılacak işlerle uyuşum içinde olmalıdır. Aksi halde eğitim öğretim olumsuz yönde etkilenebilir. Unutmayalım, öğretmenler 1 Eylül'de okulda olmak zorundadırlar.
1 Eylül'de olduğu gün veya bir sonraki gün okul müdürlüğü genel öğretmenler kurulu toplantısını organize etmek zorundadır. Genel öğretmenler kurulu toplantısı bu plan ve program hazırlıklarının ilk aşamasıdır. Bu toplantıda yeni gelen öğretmenler eski öğretmenlerle tanıştırılır ve önümüzdeki dönemde hangi dersi, hangi sınıfı, hangi öğretmenlerin okutacağına ilişkin temel hazırlıklar ve o yılki belirli ve gün ve haftalar, öğrenci kulüpleri ve benzerisi okuldaki organizasyonlar ve bu organizasyonlarda hangi öğretmenlerin görev alacağı yine burada belirlenir değerli öğrenciler. Şüphesiz bu plan programlama süreci, eğitim ortamının düzenlenmesi, grupların oluşturulması ve eğitimde başarının arttırılması için olmazsa olmaz gerekli unsurlardan birisi olarak önümüze çıkmaktadır değerli öğrenciler. Yine aynı sınıf düzeyinde öğretmenlik yapan ve aynı dersi okutan diğer öğretmenlerin işbirliği ve iletişimi içinde bu sürecin planlanması önemlidir. İşte bu aynı dersi okutan öğretmenlere de zümre öğretmenleri denir. Genel öğretmenler kurulu toplantısından sonra her zümre, örneğin nedir zümre dediğimizde sınıf öğretmenleri, nedir zümre dediğimizde matematik öğretmenleri, nedir zümre dediğimizde bilgisayar ve fen ve teknoloji öğretmenleri, bilgisayar öğretmenleri gibi birçok zümre oluşmaktadır. Ve her zümre kendi toplantısını müdür yardımcılarının birinin başkanlığında genel öğretmenler kurulu toplantısından sonra yapması gerekmektedir. Şüphesiz bu da bu planlama için olmazsa olmaz durumlardan birisidir. Çünkü bu zümre öğretmenler kurulunda o yılki dersleri, o zümreyle ilgili dersleri hangi öğretmenler okutacak ve onunla ilgili planlamayı kim nasıl yapacak, bunlar da yine zümre öğretmenler kurulu toplantısında planlanan süreçler olarak önümüze çıkmaktadır. Şüphesiz dönem başı yapımında yapılan bu genel öğretmenler kurulu ve daha sonra müdür yardımcılığı yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantılarında baktığımızda bu planlandığında dört tür planlamanın olmazsa olmaz olduğunu görüyoruz. Özellikle bunların ilk ikisi mutlaka planlanmak zorundadır. Birincisi ünitelendirilmiş yıllık plan. Buna göre bir dersi bir öğretmen almalı, o dersi okutacak öğretmenler o yılın ünitelendirilmiş planını dönem başlayana kadar bitirmek ve başladığında okul müdürüne onaylattırmak zorundadırlar. Yani ünitelendirilmiş yıllık plan o yıl kaç ünite varsa o ünitelerle genel planın birleştirilmiş halidir ve ikisi birlikte yapılıp dönem başlayana kadar ya da dönemin ilk haftasında bitirilip müdürün onayına sunulmalı ve ayrıca eğitim denetçileri de geldiğinde mutlaka bu planı göstermek zorundayız değerli öğretmen adayları. Ayrıca ikinci bir plan türü de olmazsa olmazlardan günlük ve ders planlarıdır. Günlük ve veya ders planı öğretmenin branşına göre bu hangisini yapacağı değişmelidir. Örneğin bir sınıf öğretmeni günlük planları yapmak zorundayken, yani o günkü tüm derslerin planlarını yapmak zorundayken, bir branş öğretmeni, örneğin fen bilgisi öğretmeniyseniz, o gün bir dersiniz varsa o bir dersin dahi planını yapmak zorundasınız. O bir ders planına ders planı denir. Ama tüm günün planını yapacaksanız ona da günlük ders planı denir arkadaşlar. Evet, bu ikisi bütün öğretmenlerin yapmak zorunda olduğu planlar olarak önümüze çıkmaktadır. Ayrıca bunların yanı sıra öğretmenler eğer bir yere gezi planlıyorlarsa gezi planını da hazırlamak zorundadırlar. Gezi planında şunlar yer alır. O yılki gezi yapılacak yere hangi otobüsle gidileceği, o otobüsün şoförü, o gidilecek güzergahın krokesi, o otobüse girecek öğrencilerin, katılacak öğrencilerin isim listesi, velilerinden alınmış izin onayları ve hepsi birlikte toplanarak imzalı olmak zorunda bunlar. Okul müdürlüğüne verilir. Okul müdürlüğünün de onayıyla bunlar il ya da ilçelerdeki de, yani ilde validen, ilçede de kaymakamlıktan onay alınaraktan bu geziler yapılır. Bu gezi planları olmazsa geziye gidilemez değerli öğretmen adayları.
Sonuncu olarak bildiğimiz plan türü olarak önümüze çıkan da bir de laboratuvar planı. Bunu eğer bütün öğretmen grupları yapmak zorunda değil, bunu özellikle fen ve teknoloji öğretmenleri özellikle laboratuvara girerken yapmak zorundadırlar. Çünkü laboratuvar planı olmadığında laboratuvarda oluşacak negatif ortamlarla ilgili sorunlardan mutlaka öğretmen sorumludur. Ayrıca laboratuvarda bir deneye, bir uygulamaya giderken o yapacağımız deneyin tehlikeliyle ilgili ya da o kullanılacak makinenin tehlikelileriyle ilgili mutlaka uyarı genelgelerinin o makinenin yan tarafına da asılmış olmasına dikkat etmek zorundayız. Bu da asılmamışsa yine bu da öğretmen açısından tehlike arz etmekte ve baş ağrıtıcı sonuçlar doğurmakta, yasal problemler üretebilmektedir. Buna da dikkat edilmesi gerekmektedir değerli öğretmen adayları. Evet, dönem öncesinde yapılacak hazırlıkları kısaca özetlemeye çalıştık. Hepinize saygılar sunuyor, iyi günler diliyorum.